Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bizleri huzur ve sükun içerisinde burada buluşturan Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun. Yolumuzu aydınlatan Peygamber Efendimiz'e selatü selam olsun. Bilgiyi günümüze ulaştırıp, güzelleştirerek günümüze ulaştıran büyüklerimize rahmetler olsun. Değerli dostlar, Fihi Mafih okumaları başlığı altında Hazreti Mevlana'dan cümleler, metinler okuyoruz sizlerle. Hazreti Mevlana toplumun içerisinde yer alan, vatandaşla birlikte bulunan, onlara yakın bir muamele içerisinde olduğu anlaşılan bir zat-ı muhterem. Söyledikleri ve anlattıkları bu nedenle doğrudan bizim günlük hayatımızla alakalı konuları işaret etmektedir. Elbette bazı açılardan zor kavrayabileceğimiz konuları da değinmekte ve bunların bir kısmı kelam ile, yani İslam düşüncesiyle alakalı, Cenab-ı Hakk'ın zati ve sufuti sıfatlarıyla alakalı konulara girmekte, bazen de fıkhi konulara değinmekte. Ama bizler anlayabildiğimiz kadarıyla burada daha çok günlük hayata yansıyan yönleriyle, anlaşılabilen yönleriyle bizler yüz yüze gelmekteyiz. Daha akaid açısından, fıkıh açısından özellikli olan konuları ise erbabına elbette ki bırakmaya çalışıyoruz. Umarım hata etmiyoruz. Yani bırakmamazlık etmiyoruz inşallah diyeceğim. Dolayısıyla günlük hayatla ilgili konular elbette ki çok önemlidir. Bütün bilgiler ve bilimler aslında bu günlük hayatın anlamlı ve özellikli kılınması içindir. Konuların günlük hayatın dışına taşması, daha üst seviyede bilimsel değerlendirmelere gidilmesi elbette lüzumludur ve gereklidir. Ama günlük hayatı neşelendirmeyen bilgiler ve düşünceler hoş görülmemiştir. Yani her halükarda günlük hayatı daha anlamlı, daha özellikli hale getirme ihtiyacı ve zarureti vardır. Çünkü herkes yaşadığı hayatla sorumlu olacaktır. Yani uygulamalarıyla, davranışlarıyla, ehsenu amela diye ifade edilen daha güzel, en güzel davranışı tercih edenlerin başarılı olacağı vaadi Cenab-ı Hak tarafından böylece gerçekleşecektir. Dolayısıyla kimi zaman günlük hayatın basit konularıyla ilgilenmiş olmak da asla hafif gözükmesin veya bizatihi insanoğlunun karşılaştığı, yaşadığı, zaman zaman yanlış da olsa tercih ettiği hususları dile getirmek garipsenmemeli. Hatta bazen bunlar biraz ahlaki değerlerin dışına çıkıyormuş gibi gözükse de, ama insanoğlunun kolayca içine düştüğü yanlışlıklara işaret ettiği için, bir manada ikaz olduğu için o tür konulara da büyükler değinmekten kaçınmamışlardır. Çünkü insanoğlunun mutlaka uygulanabilir bilgilere ihtiyacı vardır ve sık sık düşebildiği hataları da göz önüne getirmek gerekir. Değerli dostlar, hani bu konuya girdim biraz sonra, günlük hayatta özellikle resmi görevlerde veya çok güçlü maddi imkanları kullanan insanların yaşantısında düşünebilecek olan hatalara veya da tereddütlere işaret eden kısımlara geçeceğiz. Bir önceki beraberliğimizde bizlere ümit veren cümleleri vardı Hazreti Mevlana'nın. Bir kısmını tam açıklayamamıştık vakti gereğince toparlayamadığım için. Şimdi kısaca ona değinerek hemence Fihi Mafih'in 3. bölümü
3. faslından okumaya devam edeceğiz. Hazreti Mevlana bir önceki faslın sonunda demişti ki, aziz ve yüce Allah'ın kendilerini hikmet, marifet ve kerametle kuşatan kulları vardır. Halkın onları görecek bakışı yoksa da tam bir kıskançlıkla kendilerini örtüp gizlerler. Burada toplum içerisinde mutlaka anlamlı, özellikli kişiler vardır güvenini ve sağlamlığını bize gösteriyor Hazreti Mevlana. Önce ümit var olunuz. Toplumda hani iyi toplumdaki iyilerin yüzü suyu hürmetine diye dualar da yapardık. Yapılır. Toplum içerisinde özelliği, vasfı tam bilinmeyen ama gerçekte dini anlamda özellik kazanmış olan şahsiyetler bulunur, vardır. Bazen bunların bir kısmına bizim ecdadımız hep arayış içerisinde olduğu için kimler değerli kişidir acaba diye mevzut diye tabir ettiği kişilere bile böyle bakarlar ve onlara hürmet ederlerdi. Meczup, hani bazen birileri de bu inceliği bilmeyenler de o şahıslara deli derlerdi mesela. Dolayısıyla onlara çok özen gösterildiğini ben bizatihi çocukluk yıllarımda biliyorum. Ve anlamlı sözler söylediklerine de şahit oluyorduk. Ama genel manada ise onların yeri, evet, meczupluk olarak ifade edilirdi. Değerli dostlar, Cenab-ı Hakk'ın ayet-i kerimede de buyurduğu gibi her ümmete yol gösterici kişiler gönderdik. Bu mazi ile ilgili olsa da sonraki yıllarla, asırlarla, yani içinde bulunduğumuz dönemlerle de ilgili görülmelidir. Hazreti Mevlana Mesnevi Şerif'te onu bizlere şöyle ifade etmişti. Önce, evet, zamanınızda özellikli insanlar vardır. Onları önemseyin anlamında birkaç beyti okuyayım öncelikle Mesnevi Şerif'ten. Sen karınca gibisin, yem için koşuyorsun, dikkat et Süleyman ara. Niçin sapıtıyorsun? Süleyman ara. Karınca ve Süleyman ilişkisini kısası Enbiya'dan bize hatırlatıyor. Yem arayana yem tuzak olur. Yem arayana yem tuzak olur. Ama Süleyman arayan her ikisini de bulur. Hak ve hakikatin rehberini, hak ve hakikat temsili olan Süleyman'ı, efendim Yusuf'unu aradın mı gibi sözcükler kullanırdı bizim ediplerimiz, ariflerimiz. Herkes kendi Yusuf'unu arasın. Yani hedefini belirlesin ve koysun, hak ve hakikate ulaşmak için çaba içerisinde olsun. Bu son zamanda can kuşlarının bir an güvenleri yok. Evet, topluma hitap ediyor, güvensizlik adına. Bizim devrimizde de Süleyman vardır. O barıştırır ve zulmümüz kalmaz. Evet, bizim zamanımızda da Süleyman vardır. Bizleri buluşturur ve barıştırır. Ama görüyoruz ki şu bulunduğumuz anda can kuşları, yani insanlar birbirleriyle çok uyum içerisinde değiller. Birbirlerini üzmekteler. Hatta birbirlerine zulmetmektedirler. İnşallah bir Süleyman olur, bir Süleyman gelir. Bunun belirli bir kişi, belirli bir şahıs olması anlamında illa ifade etmek icap etmez. Ama böyle bir çabanın, arayışın içerisinde olanlara mutlaka yol açacak olan fikirler, düşünceler oluşur, şahıslar, kişiler oluşur. Bizim devrimizde de Süleyman vardır. Ümitsizliğe kapılmak yersizdir. Ümitsizler ancak inanmayan kişilerdir. Bu ayet-i kerimeden sonra, onu andıktan sonra, zikrettikten sonra Hazreti Mevlana bunları söylüyor. İn min ümmetin ayetini illa ve hela fiha nezire kadar öğren. Hak buyurdu, içerisinde Hakk'ın halifesi ve bir himmet sahibi bulunmayan bir ümmet yoktur. Evet değerli dostlar, ayet-i kerimeden kendisine de böyle bir dayanak göstererek Müslüman toplumun, inançlı toplumun
Hatta insanlığın daima böyle bir yol açıcıyla, yol açıcı fikirlerle, bilgilerle buluşacağını, buluşma imkan ve fırsatının olduğunu belirtiyor. Yeter ki siz, yani insanlar, yem için, dünya imkan ve fırsatları için değil de yüksek inanç ve hedefleri için Hakk'ın huzuruna ak yüzle gidebilme arzu ve heyecanıyla hareket edin. Mutlaka önünüze çıkar. Ama biraz daha önceki izahlarında yer aldığı gibi para için, altın için, dünya güzellikleri için, şarap için, insan güzellikleri için eğer önünüze hedefler koyarsanız bu dünyaya takılıp ve kalırsınız, hedeflere ulaşamazsınız. Evet, bu güven ve arayış insanoğlunun kurtuluşu için en büyük kaynaklardan birisidir değerli dostlar. Hatta kaynağın kendisi. Arayan bulur. Hazreti Mevlana sözü böyle hep günlük hayatın içerisine getirdiği için bize büyük bir kolaylık sağlıyor değerli dostlar. Büyük kolaylıklar sağlıyor. Sözü yukarılarda dolaştırmıyor. Yani böyle nazari, teorik, felsefi bir yaklaşımla konulara girmiyor. Kimi yerlerde bu türde anabileceğimiz bazı hususlar varsa da onları yine hep bu günlük hayatta buluşturma gibi bir çaba içerisinde olmamız gerektiğini de adeta bu genel hava içerisinde bize hissettiriyor. Şimdi bakınız, bir idarecinin, görevde olan bir kişinin bir tereddüdü söz konusu. Onu izah için Hazreti Mevlana buyuruyor. Doğrudan toplumda yaşıyoruz. Herkes belli bir görev üstlenmiş. O görevi yerine getirirken takıldığı, sıkıntı duyduğu hususlar vardır. Biri muhtemelen Muhyiddin Pervane, dönemin devlet adamlarından birisi. 30 yıl kadar Anadolu Selçuklu Devleti'nde en üst kademelerde, hatta bazen bağımsız bir hükümdar gibi neredeyse, ünvanı öyle değil ama davranışları öyle, bulunmuş bir kişi. Ve elbette malumunuz olduğu üzere o dönem Moğolların baskısı altında Moğollara bağlı bir şekilde hareket eden Selçuklu idarecileri var. Çünkü onlar tahta oturuyor, oturtuyor, onlar tahttan alıyor. Bu arada kalan kişiler, yani Selçuklu hükümdarları ve onların devlet adamları, arada kalmak yani halk ile Moğollar arasında onlar var. Ve onlar Anadolu'yu nasıl yönetebilecekleri konusunda çeşitli çabalar içerisinde. Kimisinin çok özellikli işler yaptığı, kimisinin ise Moğollara tam hizmetkar olduğu yönünde anlatılanlar çoktur. Bu tür anlatımlar içerisine kimi zaman Hazreti Mevlana'yı ve onun sevdiği dostu Hemdem'i, Şems-i Tebrizi'yi sokmak isteyenler de olmuştur, olmaktadır. Ancak tablonun bu yönüne şu cümleler, okuyacağımız cümleler işaret ediyor. Gece gündüz canım o gönlüm, gece gündüz canım ve gönlüm sizin hizmetinizdedir. Fakat meşguliyetlerden ve Moğol'un işlerinden dolayı huzurunuza varamıyorum dedi. Evet değerli dostlar, ifadeye bakınız. Bir devlet adamı gece gündüz sizinle görüşmek, sizinle bir arada bulunmak istiyorum. Ama bana Moğollar tarafından yüklenen görevler sebebiyle size gelemiyorum, gereğince sizi ziyaret edip sizden istifade edemiyorum, arz-ı hürmette bulunamıyorum diyor. Bunu görevde olan herkes kendisi için düşünür. Efendim Moğol nerede var, niçin böyle söylüyorsunuz? Lütfen öyle söylemeyiniz. Hani doğru davranmak adına, tercihleri güzelleştirmek adına bu ikazlar ifade ediliyor. Hazreti Mevlana, yani
nefsimizi bir şeytana, nefsimizi ejderhaya, hatta Firavun'a benzetebiliyor. Dolayısıyla meseleleri küçümsememek lazım. Sen Firavun'dan yana mısın, Musa'dan yana mısın diye soruyor. Hazreti Musa aleyhisselamın tarafı elbette inançlı insanların tarafı. İçinde iki ayrı ırmak, bir kirli su, bir tatlı su. Bir yanda Firavun, bir tarafta Musa. Hangisiyle akıp gidiyorsun? Dolayısıyla günlük hayatı bu kadar ciddiye alıyor. Bu güzel anlatımlardan Cenab-ı Hak hepimizi nasipdar eylesin. Efendim, Hazreti Mevlana buyurdu. Bu işler de hak işidir. Yani o yönetimdeki yaptığınız işler de hak işidir. Çünkü Müslümanlığın emniyet ve güveni içindir. Onların gönlü endişelenmesin, birkaç Müslüman benimle birlikte ibadetle meşgul olsun diye mal ve bedeninizle kendinizi feda ettiniz. Evet, öyle bir siyasi tabloda görev almak, kendilerini, malını, mülkünü, canlarını feda etmektir. Diğer Müslümanlar, yani din kardeşleri, halk olabildiğince huzur ve güven içerisinde yaşasınlar diye. Hazreti Mevlana diyor ki, ben sizi böyle görüyorum. Siz kendinizi tehlikeye attınız. Müslümanlar huzur ve güven içerisinde ibadet etsinler, varlıklarını sürdürsünler diye. O zaman bu da hayır işidir. Zira Hak Teala size böyle bir hayra, size böyle bir hayra doğru istek verdi. İsteğin çokluğu da ilahi yardıma delildir. Değerli dostlar, idarecilikte ve özellikle de böyle kötü zamanlarda görev almayı kabul eden, görev alan kişilerin samimi istekleri bulunması halinde onların bu samimi isteklerinin hak tarafından gönüllerinde oluşturulduğunu, yani haktan bir destek olduğunu ifade ediyor. Burada hani o imkan ve fırsatları halkın istismarına, zulmüne yardım etmek adına kullanmayı tabii ki kastetmiyor. Orada bulunuşunuz halkın huzur ve güveni içindir. Ve içinizdeki istek de bundan dolayı doğmuştur. Bu size hakkın bir lütfudur. Zira Hak Teala size böyle bir hayra doğru istek verdi. İsteğin çokluğu da ilahi yardıma delildir. Aksi durumda bakınız, hatta bunu duymasanız kabahatli olursunuz anlamına gelecek cümlelerini okuyorum Hazreti Mevlana'nın. Bu istekte gevşeklik olursa yardım olmadığına delildir. Çünkü Hak Teala o sevaba ve yüksek dereceye layık olmasın diye böyle büyük hayrın onun sebebiyle gerçekleşmesini istemez. Değerli dostlar, konuyu ne kadar manevi açıdan ele alıyor Hazreti Mevlana. Bu işi başarabilen, yani kendisini malıyla bedeniyle tehlikeye atıp başka müminlerin, başka insanların zarar görmesine engel olmaya çalışan kişi aslında bir lütufla da karşı karşıyadır. Bu işi yapma isteği ona Cenab-ı Hakk'ın bir desteğidir. Bu işi yapmamayı düşünen kişi ise ilahi destekten mahrum olmuştur diyor. Mahrum olacaktır. Yani her halükarda kendisini feda edercesine, halkın işlerine yardımcı olmak adına görev üstlenmeyi böylece öğütlemektedir. Efendim, burada belki bazı eleştiriler getirebilir. Yani Moğol'la dahi mi çalışılacak? Zalimle beraber mi çalışılacak? Efendim, hayatın güçlüğü ve zorluğu zaten böyle sahnelerde ortaya çıkıyor.
Moğolların Anadolu'yu böyle istila ettiği ve kendilerine bağımlı kişilerle Anadolu'nun imkanlarını sömürdükleri bir zamanda, halkın olabildiğince, mümkün olduğunca huzur ve sükunda yaşamasına yardımcı edecek olacak kişilerin bulunması herhalde toplum için önemli bir kazançtır. Efendim, hata yapmışlardır, hata yapanları olmuştur. Herkesin bu konudaki yapıp ettiklerinin hesabı ruz-i mahşerde önüne çıkacaktır. Ancak bu dönemde, yani Moğolların gerek Anadolu'da, gerek bugünkü İran bölgesi, Irak'ı Arap, Irak'ı Acem ya da Büyük Horasan ve Mavera-ün-Nehir'deki saltanatları döneminde, bu yüzyılı bulan bir dönemdir aşağı yukarı, nice önemli zatlar, şahıslar görev almışlardır arkadaşlar. Evet, din alimlerinden, dönemin bilginlerinden kişiler, bölge valilikleri, hatta Moğol hükümdarlarına, yani Hulagu, Abaka, Ahmet Tegüder, Argunşah gibi şahsiyetlere vezirlik yapmışlardır. Ne kadar ağır bir görev değil mi arkadaşlar? Değerli dostlar, hem alim, din bilgini, hem de Moğollarla beraber idarecilik yapıyor. Ve bunlar hakkında söylenen bazı sözler var. Bir miktar arz etmek isteyeceğim. Yani konunun ne kadar ağır olduğunu da hissetmek adına herhalde bunlar önemlidir. Yoksa Cenab-ı Hak her halükarda bir şekilde ümmeti Muhammed'e ferahlık verebilecek, hatta kişiler yaratır, görevlendirir, hatta o kötü şahsiyetleri Müslümanların lehine kimi işlere de alet eder. Ama onların sonuçta hayra dönüşen kimi işlerden dolayı da hiçbir kazançları olmaz. Ama mallarını ve bedenlerini tehlikeye atan bu iyi niyetli fedakar kişiler için ise mutlaka üstün mükafatlar söz konusudur. Efendim, bunlar hangisidir, hangisi yaptı, başarmadı, bunlar ayrı bir konudur değerli dostlar. Ama bakınız, şu cümleyi kullanan tarihçilerimiz var. Diyorlar ki, Anadolu bu kadar büyük bir Moğol baskısı altında bulunmasına rağmen büyük bir medeniyet, kültür, imar ve sanat faaliyetine mazhar olmuştur. Verimli, özellikli bir dönem olmuştur. Hep bu aracı şahsiyetler sebebiyle. Bunlardan iki tanesi değerli dostlar, Cüveyni kardeşler diye biliniyor. Genç yaşta bunlar ciddi tahsiller görmüşler. 20'li 25'li yıllarda hemence dikkatler çekilmiş ve Moğol yetkilileri tarafından görevlere atanmışlardır. Atamelik Cüveyni ile Şemseddin Cüveyni dönemin ünlü sufileri ve edipleri tarafından hayırla yad edilmiş, onlar için metiyeler yazılmıştır. Ama bir de düşünün ki katil, zalim, yüz binlerce Müslümanın katline sebep olmuş Moğol hükümdarıyla yan yana. Bir de düşünelim ki Moğol hükümdarı Bağdat'ı yakıp yıkarken, insanları öldürürken, onlar da onların yanında. Herhalde çok acı, korkunç bir sahneden söz ediyoruz. Ve sonrasında bu kardeşler için deniyor ki mesela, Bağdat kısa zamanda onların vezirliği döneminde çok büyük bir bayındırlık hareketine, yani yeniden yapılanmaya geçmiş ve en canlı günlerinden günleri yaşamıştır diyorlar. Evet. Ve bu şahıslar, başta
efendim Anadolu'da daha küçük bölgede etkin olan Şemseddin mazur görünüz Muhyiddin Pervane ve daha büyük alanda vezirlik, sahip divanlık, vezirlik ve neredeyse padişah yetkisine sahip gibi efendim konumlara geçebilen zaman zaman Moğolların son dönemlerinde bazıları Müslüman bazı hükümdarların Müslüman olduğunu da ifade edelim. Hepsi şehit edilmiştir biliyor musunuz? Moğollar tarafından katledilmiştir. Cüveyni kardeşlerin hepsi öldürülmüştür. Çocukları dahi öldürülmüştür. Tarihleriyle önümde mevcut ama şimdi onları sizlere anmayayım. Hepsi şu veya bu şekilde ithamlara maruz kalarak sonuçta Sadi Şirazi'nin, Humam-ı Tebrizi'nin, Fahreddin-i Iraki'nin, bunlar dönemin alim sufi şahsiyetleri, övdüğü, met ettiği şahıslar bunlar. Ama bir tarafta da o söz konusu korkunç yıkımlar ve katliamlar söz konusu. Hazreti Mevlana bir önceki derslerimizde diyordu ki, padişahların yanında bulunmaktan yana korku yoktur. Bu baş zaten gidecektir. Esas önemli olan husus, onların varlığıyla, onların yönlendirmeleriyle kötü yola, kötü alışkanlıklara düşmektir. Bulacak olan odur. Yoksa bu hayat bir şekilde tabii ki son bulacaktır. Kelle gidecektir yani. Dolayısıyla hak ve hakikatten ayrılmanın korkusunu ve endişesini taşımamız gerektiğini bizlere hatırlatmaktadır. Değerli dostlar, burada Muhyiddin Pervane'nin gönlünü alıyor ve ona diyor ki, sen halkın huzuru için bu görevlerdesin ve dolayısıyla malını ve canını feda ediyorsun. O nedenle masum olma, ciddiyetle işine devam et. Önceki, hatta birinci fasılda ise sanki daha sonra yapılmış bir konuşmayla karşı karşıyaydık. Orada da ona diyordu ki, sen başlangıçta ümmete yardım edeyim diye hareket ediyordun. Hakk'a yalvarıyordun. Gittikçe kendini güçlü gördün ve yanlış tercihlere büründün anlamına gelen ifadelerle karşı karşıya gelmiştik. Sen güçlü olduğunda da Hakk'a dayan, güçsüz olduğunda da Hakk'a dayan diyordu ona. Dolayısıyla güçlü olduğunda arkasında Hakk'ın gücü ve kudreti olduğunu unutma hususu maalesef insanlarda yaygın bir alışkanlıktır, mizaçtır. Allah korusun. Hani sağlıkta yapmamız gereken duaları, niyazları, sadakaları ve de dost arayışlarını ancak hastalandığımızda hatırlıyoruz. Bunu hem ayeti kerimede hem de Peygamber Efendimiz hem de Mevlana gibi şahsiyetler bize hatırlatıyor. Acizlik anında daha güzel düşünüyorsun, güçlü kuvvetli olduğun anda neden onları düşünmüyorsun? Evet, değerli dostlar. Bu anlatımda bir noktaya gelmişti Hazreti Mevlana. Şöyleydi, önce onu okuyayım ve sonra anlayabildiğimi sizlerle paylaşmaya çalışayım. Şunun gibi, hamam sıcaktır, sıcaklığı külhandaki ot, odun, tezek ve diğer gereçlerdendir. Hak Teala sebepler yaratır. Surette kötü ve çirkin olsa da onun hakkında yardımdır. Zira onun hamamı ısınır ve yararı halka ulaşır. Az öncesinde istekle arzuyla her türlü tehlikeyi göze alarak ümmeti Muhammed için malından ve bedeninden fedakarlığa hazır olan insanlara hak destek olur. Onların gönlündeki bu istek dahi onların bu desteğin işaretidir. Onlara olan desteğin işaretidir. Ama bu istek ve arzuda olmayan kişiler o destekten mahrumdur. Hak Teala bir şekilde insanların yararına, inançlı insanların faydasına olayları yaratır ve gerçekleştirir. Hani olumsuz kişiden olumlu tavır çıkar,
faydasını kendisi görmez, vatandaş görür. Hazreti Mevlana buna örnek vermek için de mesela diyor ki hamam. Hamamın efendim ateş ocağı var, külhan denirdi. O da anlaşılıyor ki epeyce bir yapı hamamın arka kısmında. Ve oraya şehrin çöpleri vesairesi de dökülür. Onlar da yakılır yanabilecek malzemelerle beraber. Efendim ve orası hani derbeder mezbelelik gibi de olur. Etrafı da ısıttığı için orada yanan ateşler çevresinde de serseri kişilerin yani yersiz yurtsuz kişilerin diyelim veya külhan beyliğine soyunmuş olan kişilerin sığınabileceği yerler de olunmuştur. Külhan beyi onun için söylüyorlar. Külhan yani hamam ocağı. Oralarda o izbelikte dumanlar arasında efendim ısınan bir yerde kalabildikleri üstleri başları da ona göre perişan olan kişiler manasında da kullanılıyor. O artık şeyler, çer çöpler yanıyor, hamamın içerisine sıcaklık veriyor ve içeridekiler de o sıcaklıkla güzelce temizliklerini yapıyorlar. Yani oradaki o olumsuzluk içeride böyle bir olumluluğa yardımcı oluyor. Kimi insanların kendileri öyle düşünmeseler de yaptıkları kötülüklerle, düşmanlıklarla iyiliğe vesile olabildiğini unutmayalım. Hazreti Mevlana böyle zaman zaman bazen latife gibi geliyor bize, bazen şaka gibi geliyor. Ama düşündükçe ne kadar da isabetli diye insanın diyeceği sözler oluyor. Mesela onlardan bir tanesi. Bes edavet ha ki an yari buvet. Bes harabi ha ki mimari buvet. Yani nice düşmanlıklar vardır, yardım olur. Tahripler, yok oluşlar, mahvoluşlar vardır, bayındırlık olur. Görünüşte size düşmanlık yapıyor ama sonuçta sizin için daha güzel fırsat ve imkanların doğmasına sebep oluyor. Belki de şu anda bu sözleri dinleyenler, evet benim için de olmuştur diyecektir. Bu sadeliğe indirerek hayata bakmak güzel olacaktır. Mesnevi Şerif'te bir hikaye de var ayrıca. Bir vaiz vaazlarında öncelikle kötülere, zalimlere dua edermiş. Ey Rabbim, kötülere, bozgunculara ve zalimlere acı. Hayır sahiplerini alaya alan herkese, bütün kafir gönüllülere ve manastır ehline acı diye dua edermiş. Cemaat de demiş ki, efendim kötülere niye dua ediyorsunuz? O da cevabında ben kısaca geçeyim, konumuzu ilerletelim çünkü. O da ifade ediyor ki, ben zaman zaman yanlış işlere bulaşmış, kötü meşguliyetlerim olmuştur. Ama onlar bana gereken dersi vermişlerdir, beni doğrultmuşlardır. Yani onlardan gördüğü eziyet ve cefa onu Hakk'a yakınlaştırmıştır. Hani yine bir önceki örneğe dönebiliriz. Kimi rahatsızlıklarımız, hastalıklarımız bizi Hakk'a daha çok yakınlaştırıyor. Elbette ki hem doğruluk üzere olmak, hem Hak'la beraber olmak, hem güçlü olmak ne kadar hoş olur. Evet, bu yukarıdaki bahsi yani görevdeyken böyle düşülen tereddütleri her birimiz gerçekten zaman zaman hissetmiş olabiliriz veya bazılarımız hissetmiştir. Öyle bir günde yıllarca önce, 25 yıl önce Konya'da bir alim zat-ı muhteremi üniversiteden bir grup arkadaşla ziyaret etmiştik. Bu arada dertleşirken hocamıza şöyle bir soru bahis yöneltilmişti.
efendim birlikte çalıştığımız yöneticilerimiz, idarecilerimiz, bazı arkadaşlarımız hakkında soruşturmalar açıyor. Kimilerinin görevlerine son vermek için çaba sarf ediyor. Bizler de birlikte çalışıyoruz, bir aradayız. Kimilerimizin bazı ufak tefek de olsa görevleri var. Bu tablo bizi çok huzursuz ediyor. Arkadaşlarımıza gereğince yardımcı olamıyoruz. Böyle bir yönetici grubuyla çalışmak doğru mudur? Çok huzursuz oluyoruz. Evet, dertleşmek için sorulmuştu. O da siz samimiyet ve dürüstlükle çalışmayı sürdürmek durumundasınız. Elinizden geleni yapmak durumundasınız. Böyle tablolar sebebiyle, böyle sıkıntılı haller sebebiyle görevleri terk etmemelisiniz. Bu tabii samimiyetle konuşulan. Elbette ki herkes kendi yaptığından sorumludur. Önceki bahislerde söz konusuydu. Temyiz sahibi olmak. Yani iyi ile kötüyü birbirinden ayırt edici olmak. Bu çabayı ve gayreti her birey kendisi gösterecektir ve herkes de kendi hesabını kendisi verecektir. Kulların kişiler hakkında bu kadar çok yargıda bulunması, iyiliğini ve kötülüğünü ispat için bu kadar çabada bulunması günümüzün alışkanlıklarından birisi olduğu anlaşılıyor. Yoksa herkes öncelikle kendi emek ve çabasının hangi yönde olduğunu, niye, neye destek ve himaye olduğunu, hayırdan ve şerden nasıl bir tespitle yer alması gerektiğini kendisi karar verip ilerleyecektir. Allah cümlenin yardımcısı olsun. Allah doğrulardan yanadır. Hazreti Mevlana sohbet ediyor. Konu bir başka noktaya geçiyor. Bu arada dostlar içeri girdiler. Özür diledi. Hazreti Mevlana konuşurken bunlar not alınıyor değerli dostlar. Arada yer yer kısa da olsa böyle notu alanların düştüğü bilgiler var. Yani Hazreti Mevlana konuşurken veya bir şeyle meşgulken, onu tam burada anlamıyoruz şimdi, bazı dostlar içeriye girdiler, özür diledi. Hazreti Mevlana özür diledi, öyle anlaşılıyor. Ben size kalkmıyorsam, söz söylemiyorsam ve sormuyorsam bu hürmettir. Zira her şeyin hürmeti o vakte uygun olur. Namazda babaya, oğula halini sormak veya saygı göstermek yaraşmaz. Dostlara, akrabalara namazdayken iltifat etmemek, bizzat iltifat ve gönül almaktır. Çünkü onlardan dolayı kendini ibadetten ve huşudan ayırmayıp, huzursuz olmayınca, neticede onlar da cezaya ve kınamaya müstahak olmazlar. O zaman bizzat iltifat ve gönül alma olur. Çünkü onların cezalandırılacakları şeyden sakınmıştır. Ne kadar nazik ve güzel anlatımlarla bunu efendim anlatıyor Hazreti Mevlana. Derin meyan yaran ahmeden ozr fermud ki eğer men şumara kıyam ne konem ve suhan ne guyem ve ne fursam en ihtiram est. Ben namazla biraz sonra var galiba istirak haliyle, yani tefekküre dalmış derin bir huşu içerisinde olduğum anda siz gelirsiniz de sizlere bakmazsam bunu bir hürmetsizlik olarak kabul etmeyin. Bu aslında tersine bir hürmettir. Ve genel manada herkese öğüt veriyor. Dostlar, akrabalar, namaz kılanlara, özel tavır içerisinde bulunanlara, huşu içerisinde olanlara selam vermezlerse bu onları korumaktır, gözetmektir. Çünkü o güzel namaz halinden, huşu tavrından uzaklaşmalarını engellemişlerdir selam vermeyerek. Hürmet bunu gerektirir. Hazreti Mevlana neden bunları söylüyor? Değil mi dostlar? Aslında
aslında değerli dostlar, bizim kültürümüzde var olan, selamın gerekliliğini ve zaruretini anlatan, bilgiler ışığında söylüyor. Evet, herkes Esselamu Aleyküm demenin huzur ve neşesini duyurmak istiyor. Mümin mümini gördüğü zaman selam verir. Kendisinin ve muhatabının emniyet içerisinde olduğunu çevreye ilan eder. Sevgisini ve samimiyetini gösterir. Çünkü Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Efşus selame, selamı yaygınlaştırın, birbirinize güven veriniz, güven salınız buyurmuştur. Dolayısıyla hangi hallerde selam verilmez, hangi hallerde selam verilir diye din bilginleri de bahisler açmışlardır. Mesela bir örnek ben size okuyayım, daha açık ve net olsun. Namaz kılmak, Kur'an okumak, tefekküre dalmış olmak, hutbe dinlemek, ilimle uğraşmak, yemek yemek gibi durumlar selam almaya engel teşkil ettiği için onlara selam verilmemelidir. Verildiği takdirde selam almamalarının bir sorumluluğu yoktur. Evet, İbni Abidin isimli kitabımızdan, şahsın adına anılmış bir kitap. Evet, hani diğer böyle olumsuz, çirkin tavırlar içerisinde olma, o konular ayrı zaten. Değil mi? Onlarla, meşgul olanlarla yakınlaşmamak lazım. Peki, bakınız içerisinde tefekküre dalmış olmak, ilimle uğraşmak, yemek yemek. Evet. Müslümanlık bir adab-ı muaşeret, yani görgü kuralları yapısı da bize sunmuştur. Temizliği, nezaketi, samimiyeti hissettiren öğütlerle doludur. İşte o nedenle namaz kılana, ilimle meşgul olana öğütlemiştir, tavsiye etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de selamla alakalı onlarca ayet kerime var. Hani selam vermek farzdır diye birisi iddia etse, onun içinde deliller ortaya koyacak durumdadır. Selam böyle önemli ve zaruri görüldüğü için, bilindiği için Hazreti Mevlana da diyor ki, hani ben öyle bir durumda selam vermediğimde, bilesiniz konu mevzu budur, böyledir. O nedenle sakın alınmayınız. Sizin için de, benim için de, yani namaz kılan için de, namaz kılana selam vermeyen için de güzellik vardır. Birbirine hürmet göstermiş olacaklardır. Dolayısıyla toplumumuzda özen gösterilen bu konuya böylece de duyulmuş oldu Hazreti Mevlana. Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey öğreteyim mi? Peygamber Efendimiz buyuruyor. Aranızda selamı yayın. Evet, hadis-i şerif. Peki, bununla selamlaşma bahsini geçince önümüze çok özel bir konu çıkıyor değerli dostlar. Biri Hakk'a namazdan daha yakın bir yol var mıdır diye sordu. Biri Hakk'a namazdan daha yakın bir yol var mıdır diye sordu. Hazreti Mevlana namazla ilgili, dini ibadetlerle alakalı çok hassas konulara değiniyor. Ve onların huzur ve neşesini duymak ve duyurmak için de çok güzel örnekler sunuyor. Buyurdu, yani Hazreti Mevlana, yine namaz. Daha yakın ne var diye, yine namaz. Ancak namaz yalnız şekil değildir. Emma namaz in sureti tenhanist, in kalibin namaz est. Zira in namaz ra evla est ve ahiri est. Affedersiniz, bu cümleyi bir de okuyayım. Bunun üzerinde duracağız çünkü. Zira in namaz ra evla est ve ahiri est. Yalnız şekil değildir. Bu namazın kalıbıdır. Çünkü namazın bir başlangıcı ve bir sonu vardır.
namazın yani kalıp halinde, o hani rekatlara ifade edelim, başı ve sonu vardır. Sureti. Namazın sureti, sureti namaz ve manayı namaz diye tarifi söz konusu. Başı ve sonu olan her şeyin kalıbı olur. Zira tekbir namazın başıdır, selam da namazın sonudur. Aynı şekilde şehadet sadece dilde söylenen değildir. Zira onun da başı ve bir sonu vardır. Ne hassas bir konuya geldik değerli dostlar. Şehadetin başı var, sonu var. Başladı ve bitti. Ama onun varlığı biter mi? Namaz Allahu Ekber dedik, başladık. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedik, bitti. Ama namazın ruhu biter mi? Bizi hep manaya ve üst değerlere doğru davet ediyor Hazreti Mevlana. Bu örneği de onlar arasına alabiliriz. Zira onun da başı ve sonu vardır. Harfe ve sese giren her şeyin başı ve sonu olur. O suret ve kalıptır. Onun canı keyfiyetsizdir ve sonu yoktur. Kalıbın sureti var, sona eriyor. Ama onun canı, manası, anlamı, hüviyeti niteliksizdir. Elle gözle görülür bir hali yoktur. O mevcuttur. Sonu da yoktur. Eşhedü en la ilahe illallah diyen kişinin her anı bu eşhedü ile beraberdir. Allahu Ekber diyen kişinin her anı bununla beraberdir. Bu tür anlatımları bütün ameller için Hazreti Mevlana geçerli göstermektedir. Mesela değerli dostlar, diyor ki, inşallah sık sık anıyoruz. Yalnız o dilde söylenen inşallah değil. Hakkın takdirine ve kazasına öyle bir arzu ve heyecanla bağlıdır ki, o dilde başı sonu olan inşallah sözünden öte, bütün hüviyeti manasıdır onun inşallah. Hani olmasın ama oldu ya inşallah demeyi unuttuğunda da o inşallah yerindedir. Dolayısıyla inancı, inancın verdiği huzuru ve neşeyi, her an hissetme arzu ve heyecanını yaygınlaştırmakta ve gerçeğin de burada olduğunu bize ifade etmektedir. Sonuçta bu namazı peygamberler bulmuştur. Şimdi namazı bulan peygamber şöyle diyor. Benim Allah ile bir vaktim olur. Ona gönderilmiş bir peygamber ve mukarreb yakın bir melek dahi. Öyleyse anladık ki namazın canı bu yalnız şekil değildir. Bilakis istirak, manaya dalış, huşuya dalış ve kendinden geçiştir. Bütün bu şekiller dışarıda kalır ve oraya sığmaz. Tamamen mana olan Cebrail dahi sığmaz. Hak ile kulun böyle bir yakın beraberliği, huzurda bulunma hali söz konusudur namazla. Peygamber Efendimizin yaptığı izahı bu metnin içerisine alıyor. İbareyi de okursam sizler için. Lime Allahi vaktun la yes'uni fihi nebiyyun murselun ve la melekun mukarrabun. Ve dolayısıyla namazın canı bu yalnız şekil değildir. Namazın hissiyatına sahip olmak için de Hazreti Mevlana Mesnevi Şerif'te çok ciddi anlatımlarda bulunuyor. Ürperiyoruz değerli dostlar. Ve neşeyi gerektiğince hissedemediğimiz için. Güç ve kuvvetin kaynağı olan bu zevki ve bu hissi Cenab-ı Hak bizlere lütfetsin. Bunun arayışı ve arzusu içerisinde olmak ne hoştur.
Eminim ki yine Hazreti Mevlana'nın verdiği cesaretle nice anlatıcılar vardır ki dinleyenler onun anlattıklarından çok daha fazlasını anlar. İnşallah sizler, dinleyicilerimiz, sevgili dostlarımız böylesiniz ve çok daha fazlasını hissediyor ve onunla günleri geçiriyoruz, geçiriyorsunuzdur efendim. Mesnevi Şerif'te namazla alakalı çok hassas cümleler var demiştim. Birkaçına bugün değinelim. Bu namaz faslı fihi muafihte bir miktar daha devam ediyor. Haftaya da aynı hissiyatla başlayarak neşemizi ve zevkimizi sürdürelim inşallah. Ma'nâye tekbir inest ey imam, key hudâ pîşitû ma kurban şudîm. Ey imam, tekbirin anlamı şudur. Namaza başlıyoruz, Allahu Ekber diyoruz ya, bunu anlatıyor şimdi. Ey imam diye hem imama herkese sesleniyor. İltifat ediyor Hazreti Mevlana, eder her zaman. Ey Allah'ım, biz senin önünde kurban olduk. Allah. Nasıl kurban oluyoruz? Vakti zebhullahu ekber. Mikuni hemçonin der zebhi nefsi kuşteni. Kurban keserken Allahu Ekber diyorsun. Öldürülecek nefsi boğazlamada da aynı şekilde dersin. Bismillahi Allahu Ekber diye kurban ediyorsun hak yolunda. Namaza durduğunda da yine Allahu Ekber diyorsun. Beni dünyada çirkinliklere, kötülüklere bulaştıran nefsi kurban ederek başlıyorum diyorsun diyor. Evet. Ne kadar hassas bir noktaya taşıyor bizi, çok bazen yoruyor diye de ifade ediyorum. Hani Allah affetsin beni, Hazreti Mevlana mazur görsün. Çünkü böyle bir hissiyatı ve düşünceyi, düşünceye yaklaşabilmek dahi insana böyle bir ürperti getiriyor. Bedenin, beden İsmail gibidir. Can da Halil gibi. Can asil bedene, asıl bedene tekbir getirdi. Yani değerli dostlar, tekbir getirdiğimizde bedenin bağımlılıklarından kurtulmayı adeta yemin ediyor ve harekete geçiriyoruz. Beş duyunun esirinden, esiri olmaktan kurtuluşumuza dua ediyoruz, niyaz ediyoruz, karar veriyoruz. Bedenin şehvetleri ve hırsı öldürüldü. Namazda Bismillah ile Bismil edildi. Ve bu ifadelerden sonra Hazreti Mevlana kıyam, rükû, secde ve selam hususunu birer birer anlatıyor. Kıyamet gibi Hakk'ın huzurunda saflar kurup hesaba ve yakarışa başladılar. Namaza Allahu Ekber diyerek başlayanlar, Hakk'ın önünde kıyametteki gerçek diriliş gibi gözyaşı dökerek durdular. Hak der ki, sana verdiğim bu süre içerisinde bana ne getirdin? Ömrünü ne işte tamamladın? Rızk ve gücü nerede yok ettin? Göz çevherini nerede eksittin? Beş duyunu nerede yok ettin? Gözünü, aklını, kulağını ve arş cevherini harcadın. Yeryüzünde ne satın aldın sen? Sana kürek ve kazma gibi el ve ayak verdim. Ben bağışladım. Onlar kendi kendine nasıl olur? Bu şekilde dertli haberler böyle yüz binler ilahi huzurdan gelir. Evet, değerli dostlar, diyor ki Hazreti Mevlana, namazda Allahu Ekber diyerek kıyama durduğunuzda huzur-u ilahidesiniz ve size soruluyor. Şu namazlar arasında geçen vakitte
veya şu ana kadar sana verdiğim imkan ve fırsatları nasıl değerlendirdin? Bu sorular karşısında kulun hali, iki beyti okuyarak sözlerime son vereceğim. İnşallah bir sonraki beraberliğimizde değerli Konya Büyükşehir Belediyesi'ndeki arkadaşlarımızın oluşturduğu Konya Okulu'nun bu pazar günleri 8.30'da düzenledikleri faaliyeti sürdürmek üzere buluştuğumuzda tekrar edeceğim. Bu ayakta dururken bu omuzlar aşağı eğilir. Kitapları duyuyoruz. Ayakta dururken bu omuzlar aşağı yönelir. Ve o rükuda mahcubiyetle iki kat olur. Bunlar hatıra geliyor, bu sorularla muhatap olunuyor ve rükuya iki kat olarak omuzlar yüklendiği için mahcubiyetten ayakta durma gücü kalmaz, rükuda utanmayla tesbihini okur. Evet. Allah cümlemizin yardımcısı olsun değerli dostlar. Hayırdan ve iyilikten yana elden gelen çabayı ve gayreti göstermek çabasını, arzusunu, heyecanını bizlere lütfeylesin. Gündüz ve geceleriniz aydın olsun efendim. Selam, dua ve saygıyla.